أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm haksızlık yani zulüm bahsi. Sıradaki hadisimiz 216 nolu hadis. Va'an Ebi Hurayra'ta. Hazreti Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Enne Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: Etedrûne, biliyor musunuz? Menil muflisu, müflis kimdir? Müflis, dilimize geçmiş bir tabir, yani iflas etmiş demek. İflas kavramını da biliyoruz, az çok müflisi de biliyoruz. Tabii onlar da biliyorlardı ama büyük muallim, eğitimini ve öğretimini vahyin yönlendirmesiyle yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vermek istediği mesajı vermeden önce onların dikkatlerini toplamak, meraklarını uyandırmak üzere bir soruya dönüştürdü. Dedi ki: "Etedrûne menil muflisu?" Biliyor musunuz müflis kimdir? "Kâlû" dediler ki: "El muflisu fînâ?" Yani bizdeki müflis, men la dirheme lehu ve la meta'a. Yani artık ne bir dirhemi kalmış, ne de bir metası kalmış. Yani dükkanda eşya yok, meta yok. E kasada para da kalmamış. O zaman adam iflas etmiş. Bizim bildiğimiz bu. Çünkü onlar da Resulullah'ın sorduğu sorularla, onları şaşırttığı, dikkatlerini toplayıp, esprili ve çok çarpıcı bir biçimde mesaj verdiğine artık aşinaydılar. Dolayısıyla hani bizim bildiğimiz bu kadar ama siz kim bilir ne söyleyeceksiniz diye önünü açtılar Allah'ın Resulü'nün. Dediler ki: El muflisu fina, bizdeki müflis, men la dirheme lehu ve la meta'a. Dirhemi, metası kalmamış olan kimse. Meta eşya demek, dirhem de para demek. Fekale. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İnnel muflisa. Aslında müflis veya gerçek manada müflis, min ümmeti, benim ümmetimden, men ye'ti yevmel kıyameti. Kıyamet günü şöyle gelen bir kimsedir. Bir salatin, namazı var. Ve siyamin, oruçları da var. Ve zekatin, zekatını da yerine getirmiş. İslam'ın bu temel şartları itibariyle en önemli erkanını, yani amellerini yapmış, üzerine düşeni icra etmiş. Bu hususlar tam, az şey değil bunlar, olağanüstü büyüklükte şeyler. Kişinin namazının tam olması, orucunun tam olması, zekatının tam olması. Dolayısıyla adam aslında tam takır. Bu kişi nasıl iflas eder? Böyle bir kimseden nasıl bir müflis çıkar acaba diye dinleyenler düşünürken buyurdu ki Allah'ın Resulü: وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا. Ama bir bakmışsın ki bu kişi falancaya hakaret etmiş, sövüp saymış. وَقَذَفَ هَذَا. Falancaya iftira etmiş. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا. Filancanın malını yemiş. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. Berikinin canına kıymış. وَضَرَبَ هَذَا. Ötekini darp etmiş, vurmuş, dövmüş. Bunların hepsi yataydaki ilişkilerde yaşanan sorunlar. Kişinin etrafında kendisi gibi insanlarla olan etkileşimi. Görüldüğü üzere buralarda taşkın davranmış. Hududa riayet etmemiş, mütecaviz olmuş. Diliyle mütecaviz olmuş, sövüp sayarken, İftira ederken, eliyle mütecavüz olmuş, başkasının malını veya başkalarının, toplumun malını zimmetine geçirirken, yahut yine eliyle, silahıyla ve benzeri
insanların kanına, canına kastetmiş. Yahut yine eliyle vurmuş, kırmış, dövmüş. Dolayısıyla başkasının hukukunun başladığı yerde durmayı bilmemiş. Adaleti elden bırakmış, imkanını bulmuşken, gücü ele geçirmişken haddi hududu çevresindeki insanlara karşı çiğnemiş. Ama Cenab-ı Hakk'a karşı bu adam tam takır. Maşallah. Yani dindarlığı boyutuyla adam aslında iyi. Fakat eğer bu dindarlığı sadece Cenab-ı Hakk'a karşı ibadetler üzerinden anlarsanız bu işin sonu nereye gidiyor? İşte Resulullah onu açıklıyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hükümleri sadece namazı emreden, sadece zekatı emreden, sadece orucu, haccı emreden değil, aynı zamanda diğer insanlara karşı adaleti emreden, ihsanı emreden, sevgiyi, saygıyı emreden. Bunlar da Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğumuzun içinde kalan sorumluluklar. Allah'ı namazla, oruçla razı edip kullarına mütecaviz davranan kimselerin böylece kıyamet günü kendilerini kurtaracaklarını sanması beyhudedir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklıyor. Bunu izaha kavuşturuyor. Peki ne olur? Allah'ın Resulü buyurdu ki feyu'ta hâzâ min hasenâtihi. Falancaya bu kimsenin hasenatından, yani namazından, orucundan, haccından, ibadetinden verilir. Çünkü adama sövmüş. Ve hâzâ min hasenâtihi, berikine de yine namazından, orucundan, ibadetinden verilir. Çünkü adama iftira etmiş. Ötekine yine hasenatından verilir. Çünkü adamın malını gasp etmiş. Berikine de verilir. Çünkü adamın canına kastetmiş. Ötekini dövmüş. Ne kadar alacaklı varsa bu kimsenin ahirette geçer akçesi olan ibadetlerinden dağıtılır, dağıtılır, dağıtılır. Bir an gelir fe infaniyet hasenatuhu. Adamın namazı, ibadeti, haccı, orucu biter. Çünkü o kadar fazlasına hakaret etmiş, o kadar fazlası hakkında iftirada bulunmuş, o kadar insanların hakkına girmiştir ki onlara dağıtıldığında sermaye kalmaz. فَاِنْ فَنْيَتْ حَسَنَاتُهُ Şayet bu türden güzelim ibadetleri biterse قَبْلَ اَنْ يُقْدَى مَا عَلَيْهِ Başkalarına verilmesi gerekenler, yani insanların hakkına girdikleri, ne verilmesi gerekenler henüz bitmemişken daha hala alacaklı olanlar var. O zaman ne olur? اُخِذَ مِنْ خَطَايَهُمْ Bu kez o kimselerin günahlarından, yani alacaklıların günahlarından alınıp فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ getirilip bunun üzerine yüklenir. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ Ve bu haliyle bu adam ateşe atılır. İşte namazı tas tamam olan, orucu tas tamam olan, haccı tas tamam olan, ibadetleri eksiksiz olan bir kimsenin ahiret günü iflas edip cehennemi boyladığı bir sahne. Ve Resulullah'ın işte müflis mi arıyorsunuz? Asıl müflis benim nazarımda budur dediği kimse. Bu rivayetten anlıyoruz ki kişinin dindarlığı onun yataydaki ilişkilerindeki hukuk tanımazlığını kapatmaz, örtmez, ortadan kaldırmaz, tolere ettirmez. Allah Azze ve Celle o insanların hakkını ondan alır. Nasıl alır? Kıyametin, ahiretin geçer akçesi olan günahlar ve sevaplar üzerinden alır. Böylece hiç işlemediği zinaları yüklenir. Böylece hiç işlemediği günahları yüklenir. Böylece hiç yapmadığı başkalarının günahları kendisinin üzerine yüklenir. Değil mi ki onlara hakaret etti, onların hakkına girdi, mallarını yedi, onlara el uzattı, haklarını şu ya da bu şekilde ele geçirdi. Allah Azze ve Celle o gün bütün hakları hak sahiplerine, ama bu kez sevaplar ve günahlar üzerinden geri iade eder. Bütün güzelliklerini ve ibadetlerini, taatını, salih amellerini milletle ödeşirken kaybedip de sonra onların günahlarını üzerine alarak cehennemin içine düşen bu kimseye Allah'ın Resulü bir zavallı olarak müflis adını koydu. Okuduğumuz rivayeti İmam Müslim sahihine almış. Ravahu Müslimun.
Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında beraber olmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim.